Bakü'ye gideceğiz. FETÖ'yle mücadele sadece Türkiye ile sınırlı değil elbette. İlk adımlar Azerbaycan'dan geldi, gelmeye de devam ediyor. Bugün Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Alper Coşkun bir bilgilendirme toplantısı yaptı. Detaylar için Bakü'ye gidiyoruz. Selim Toprak karşımızda. Selim Toprak, Azerbaycan'da FETÖ'ye karşı ne gibi önlemler var? Detaylar için seni dinliyoruz. Gökçen Oğan, senin de söylediğin gibi hain darbe girişimine karşı en sert tepki gösteren ve ilk tepki gösteren ülkelerden birisi de Azerbaycan'dı. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile mücadele oldukça sert bir şekilde devam ediyor Azerbaycan'da. İsterseniz kısaca şimdiye kadar 15 Temmuz'dan bu yana neler yaşandı hemen bunu aktarayım. İlk olarak olayın duyulmasının ardından çok sayıda Azerbaycanlı vatandaş, sivil toplum kuruluşları sokağa çıktı. Protesto gösterileri düzenlendi. Türk halkına, Türk devletine destek mesajları verildi. Tabii ki Azerbaycan devlet kademesinden de çok sayıda açıklama geldi. Başta da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in destek mesajları vardı. Artık Azerbaycan'da FETÖ'ye karşı somut adımları atılmasına başlandı. Bu evreye geçildi. Çok sayıda adım atıldı. İsterseniz bunlardan bahsedeyim kısaca. Sondan başlayalım. Bu hafta başında Azerbaycan Başsavcılığından bir açıklama geldi ve FETÖ ile bağlantısı bulunan kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ancak şu anda elimizde daha fazla bilgi yok. Kimler hakkında ve kaç kişi hakkında soruşturma başlatıldı? Bunlar ilerleyen dönemde kamuoyuna açıklanacak. Yine geçtiğimiz haftalarda hatırlanacağı üzere FETÖ ile bağlantısı tespit edilen bir üniversite, Kafkas Üniversitesi kapatılmıştı. Bütün taşınmazlarıyla birlikte Ali Neft Mektebi'ne devredilmişti. Dün Ali Neft Mektebi'nden bir açıklama yapıldı ve Kafkas Üniversitesi'nde çalışan 50'ye yakın öğretim görevlisinin işine son verildiği açıklandı. Yine geçtiğimiz haftalarda FETÖ'nün medya ayağına bazı operasyonlar yapılmıştı. Bu operasyonlar kapsamında Zaman Azerbaycan gazetesi ve internet sitesi kapatılmıştı. Yine FETÖ ile bağlantısı bulunan bazı internet sitelerinin yayınlarına son verilmişti. Aynı şekilde bir de televizyon kanalının yayınlarına son verilmişti. Tabii şunu da belirtmekte fayda var. Azerbaycan'da FETÖ'ye karşı mücadele sadece 15 Temmuz'dan sonra başlamadı. 17-25 Aralık kumpasları sonrasında Azerbaycan'da FETÖ'ye karşı ciddi bir çalışma yürütülüyordu. O dönemde de 20'nin üzerinde aralarında dershane ve liselerin bulunduğu eğitim kuruluşu kapatılmıştı. Dediğimiz gibi bugünlerde de artık 15 Temmuz sonrasında da bu çalışmalar hızlandı. Son olarak şunu söyleyebilirim. FETÖ'ye yönelik operasyonlar eğitim ve medya ayağından sonra Azerbaycan iş dünyasına ve siyaset dünyasına doğru da genişlemesi bekleniyor. Selim Toprak, teşekkür ediyoruz. FETÖ ile mücadele konusunda ilk destek her zamanki gibi kardeş Azerbaycan'dan geldi. Somut adımlar gelmeye de devam edecek Selim Toprak'ın aktardığı kadarıyla.